Algı nasıl organize edilir? Bir nesneye her baktığımızda çıkarımlar yapmamız gerekir. Örneğin derinliğe bakarız. Derinlik sayesinde bir şeyin ne kadar uzak veya yakın olduğunu algılarız. Yani nesneleri algılamamıza yardımcı olan unsurlardan biri derinliktir. Nesnelerin derinliğini anlamak için farklı yöntemler kullanabiliriz. Mesela hemen fark edeceğimiz ilk şey insanların iki gözlü oluşudur. Yani iki gözle görüyoruz veya başka bir deyişle binoküler görüşe sahibiz. Bu da bize retinal farkı verir. Yani iki gözümüzün arasında yaklaşık 6 cm uzaklık bulunur ve bu sayede nesneleri biraz farklı görürüz. Mesela bir bowling salonundasınız. Sol gözünüz şurada bulunan ve devirmeniz gereken nesneleri görürken sağ gözünüzse sağdaki nesneleri görür. Beyniniz daha sonra bu iki resmi alır, birleştirir ve şu ortada gördüğünüz görüntüyü verir. Böylelikle baktığımız şeyin derinliğini algılarız. İşte retinal fark dediğimiz şey bu. Gözlerimizin derinliği algılamasının başka bir yolu da retinal yakınlık denen şey. Çok uzakta olan şeylere baktığımızda göz kaslarımız rahattır. Çok yakın bir şeye bakıyorsak göz kaslarımız göz bebeklerimizi nesneye doğru döndürür. Yani beynimiz derinlikle ilgili daha fazla fikir edinmek için göz bebeklerinin ne kadar döndüğünü algılar. Bu konuda daha fazla ipucuna sahip olmak için iki gözümüzün aynı anda gerekmediği durumlar var. Bunlara monoküler ipuçları diyoruz. Buna bir örnek göreceli boyut. Göreceli boyut sayesinde bir nesnenin şeklini anlarız. Yani algısal organizasyon, derinlik ve şekil algılamayı sağlar. Şimdi göreceli boyuta birkaç örnek verelim. Mesela şuradaki karınca örneği. Soldaki karıncayı gözümüz daha büyük algılar. Halbuki karıncaların boyutlarının aşağı yukarı eşit olduğunu biliyoruz hepimiz. Soldaki büyük algılandığı için sanki bize daha yakınmış gibi gelir. Bu iki karıncanın gerçekte aynı boyutta olduğunu bilsek de soldakini büyük algıladığımız için daha yakın diye düşünürüz. Bunu algılamak için tek gözümüz yeterli. Yani nesnelerin boyutlarını göreceli olarak değerlendirip yakınlıkları konusunda çıkarım yapabiliriz. Monoküler ipucunun diğer bir örneği üst üste binme. Şimdi şu örneğe bir bakalım. Dikdörtgenin ovalin önünde olduğunu anlamak için sadece bir gözünüz yeterlidir. Dikdörtgen ovalin önünde olduğu için dikdörtgenin bize daha yakın olduğunu çıkarabiliriz. Diğer bir monoküler ipucu ise göreceli uzunluk. Şimdi hemen şu örneğe gelelim. Göreceli uzunluğa göre uzun olarak algıladığımız nesneler kısa olanlara kıyasla daha uzak görünür. Yani şuradaki dikdörtgen kırmızı olandan daha yüksekte. Daha yüksekte olduğu için de bize uzakta gibi görünür. Fakat aslında şekilleri tamamen aynı. Yükseklikleri de aynı. Farklı olan tek şey yeşil dikdörtgenin kırmızıdan daha yükseğe konmuş olması ve uzakta algılamamız. Evet. Göreceli uzunluk bu. Diğer bir monoküler ipucu gölge ve hatlar. Bir nesneyi algılamak için gölge ve ışıktan yararlanırız. Şurada gördüğünüz iki resim tamamen aynı sağdaki resim ters çevrilmiş. Yani soldakinin aynı fakat ters çevrilmiş hali. Buradaki resimde çizdiğim hattı görüyorsunuz değil mi? Kratere benziyor. Sağda ise sanki yanardağ gibi bir şekil var. Yani gölge ve ışığa dayanarak nesnenin bir krater mi yoksa tümsek mi olduğunu algılarız. Bir nesnenin şeklini anlamada yararlandığımız monoküler ipuçları bunlardı işte. Algısal organizasyonun başka bir derecesi de hareket. Bir nesneyi algıladığımızda onu hareket ediyor veya etmiyor diye kategoriye koymamız gerekir. İlginç bir moleküler ipucuna geliyoruz şimdi. Hareket paralaksı veya göreceli hareket. Göreceli harekete göre araba sürerken size yakın olan şeyler çok hızlı hareket ediyormuş gibi gelir. Tam tersi uzak şeylerde yavaş gidiyormuş gibi gelir. Mesela boş bir yerde araba sürerken uzaklara baktıysanız ve dağları gördüyseniz dağlar sanki çok yavaş hareket ediyormuş gibi gelir. Tam tersi yanınızdaki arabalar hızlı hareket ediyormuş gibi görünür. Göreceli hareket sayesinde nesnelerin hareketine bakarak ne kadar uzakta olduklarını anlarsınız. Algısal olarak kategorilendirdiğimiz başka bir şey sabitlik. Sabitliğin farklı türleri vardır. İlki boyut sabitliği. Şuradaki iki kadına bakarsak öndekinin arkadakinden daha büyük olduğunu görürüz. Yani öndekinin retinamızda oluşturduğu alan arkadakinden daha fazla. Fakat aslında bu iki kadın aşağı yukarı aynı büyüklükte. Yani öndeki kadın retinamızda daha büyük bir yer kaplasa da aslında ikisinin boyutları aynı. Boyut sabitliği de işte bu. Ha, bir de şekil sabitliği var. Şu kapıya bakalım. Kapı açıldıkça şekli biraz değişiyor. İkinci kapıya bakarsak sanki dikdörtgen değil, ikiz kenar yamuk gibi. Yani kapıların retinamızda oluşturduğu şekiller farklı. Fakat kapının şeklinin değişmediğini biliyoruz. Hala dikdörtgen. Tek fark kapının açılması ve retinamızdaki şekli farklı olsa da kapıyı algılamamız değişmiyor. Son olarak renk sabitliğine geliyoruz. Bakın burada kırmızı bir fincan var. Işık değişse de yani şuradaki kırmızı şu küçük olan kısımdan daha parlak görünse de ve retinamızda farklı renkler oluşsa da fincanın renginin aynı olduğunu biliyoruz. İşte buna renk sabitliği diyoruz.